Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sizlere Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde yaşayan, aynı zamanda ilk Türkçe eserleri kaleme alan, fıkıh alanında önemli eserleri kaleme alan 3 tane eserden ve 3 alimden bahsedeceğim. Öncelikle neden bunları seçtim? Oradan başlamak istiyorum. Aslında en önemli sebeplerinin başında klasik fıkıh müktesebatını bize ulaştıran önemli isimler ve önemli eserler olması hasebiyle bunları seçtim. Klasik fıkıh müktesebatı bizim için neden önemli? İbn Haldun geçmiş geleceğe suyun suya benzediğinden daha fazla benzer der. O yüzden de aslında bizim günümüz meselelerini ve günümüz problemlerini daha iyi anlayabilmemiz için, geleceği daha iyi yönlendirebilmemiz için geçmiş müktesebatına, klasikteki fıkıh müktesebatına sağlam, sahih bir şekilde irtibat kurmamız gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi bu isimler ve bu eserlerde bizim klasikle olan bağımızı kuvvetli bir şekilde inşa edebilecek 3 temel eser. İkinci sebep ise hem Osmanlı'nın son dönemi, Osmanlı'nın o karışık dönemini yaşamış ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde de yaşamış olması hasebiyle bizim döneme daha yakın ve bizim yaşadığımız problemleri bir anlamda sorunlarla karşılaşan önemli isimlerin toplumun sorunlarına nasıl cevap verdiğini göstermemiz açısından da bu isimleri seçtim. Bu isimlerden ilki Ömer Nasuhi Bilmen. Ömer Nasuhi Bilmen'in Istilahi Fıkhiye Kamusu. Bu aslında Hukuku İslamiye diye de bilinir bu eser. Öncelikle Ömer Nasuhi Bilmen'den bahsetmek gerekir. Ömer Nasuhi Bilmen kimdir? Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış. Aslında Erzurum'dan doğup daha sonraları İstanbul'a gelen çok önemli bir İslam alimi. En önemli tarafı Ömer Nasuhi Bilmen'in uzun yıllar İstanbul'da İstanbul Müftülüğü yapmış ve bir süreliğine de aslında Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış bir isim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı çok kısa bir sürede yapıyor. Bunun en önemli sebebi o dönemlerdeki Türkçe ezan ve aslında Türkçe ibadet tartışmaları. Bu tartışmalarda tavrını koyuyor ve bu tavırdan dolayı da görevinden ayrılıyor çok kısa bir süre ifa etmesine rağmen. Dört dili çok iyi derecede bilen, yani o dönemde Osmanlı aliminin genel bir karakteridir aslında ama Arapçayı, Farsçayı şiir söyleyecek derecede iyi bilen, aynı zamanda Fransızcadan tercüme yapabilecek kadar iyi bilen çok yönlü bir alim. Bu alimin en önemli eserlerinin başında herkesin çok yaygın bildiği bir aslında ilmihal kitabı vardır. Çok yaygın, Türkiye'de de çok geniş çerçevelerde okutulmuş bir eserdir. Ama benim asıl burada anlatmak istediğim Hukuk-ı İslamiye, Islahi Fıkhiye Kamusu eseri. Bu eser neden önemli bizim için? Öncelikle bu eser klasik fıkıh müktesebatını çok net ve tartışmalardan uzak bir şekilde son döneme yaklaşımlarını anlatan, müktesebatın özünü veren bir taraftan da bilinmesi gereken önemli tartışmaları yer veren çok kıymetli bir eser. Eser temel olarak Hanefi mezhebli yazılsa da diğer mezheplere, yani Şafii, Hanefilerin dışında Malikiler, hatta Zahirlerin görüşlerine de yer verdiğini görüyoruz. Eserin en önemli tarafı klasik merkezli bir anlatımı var. Hatta tasnifi de bu şekildedir. Yaklaşık olarak ilk olarak 7 cilt olarak basılıyor, sonra 8 cilt olarak basılmış. Ve çok ilginçtir, hukuk fakültesi tarafından basılıyor. Hukuk fakültesi tarafından basılması aslında o dönemde Ömer Nasuhi Bilmen'e ve Ömer Nasuhi Bilmen'in eserlerine verilen kıymeti de gösteriyor. Çünkü o dönemde fıkıh müktesebatına karşı tartışmalar da aynı zamanda olduğu bir dönem. Özellikle bu müktesebatının hukuk fakültesi tarafından basılması dönemin hukukçuları tarafından da önemli ifade edilmiş. Buraya içeriğine biraz daha baktığımızda, kitabın içeriğine baktığımızda önemli olarak şunu görüyoruz. Ömer Nasuhi Bilmen ilk başta fıkıh mantığını da çok iyi verecek şekilde öncelikle kitabın içerisinde kitaplara ayırıyor eserini. Her bir kitap da bablar şeklinde. Bu eserin en önemli taraflarında girişinde her
konunun girişinde öncelikle ne anlatacağını, bu konuda hangi meseleleri anlatacağına değiniyor. Yani okuyucunun zihnini hazırlıyor bir taraftan. Sonrasında da çok önemli maddeleri, terimleri açıklıyor bize. Bu da çok önemli bir nokta. Çünkü okuyucunun zihnini bilinmeyen terimlere karşı bir hazırlamış oluyor. Zaten bu yüzden de aslında hukuk-ı İslami olmasına rağmen eserin adı Islah Fıkhiye Kamusu diye şeklinde meşhur olmuştur ve bu şekilde bilinir. Çünkü 1400'den fazla terimi açıkladığını görüyoruz. Ömer Nasuhi Bilmez sadece terimleri açıklamıyor, konuya dair de detay meseleleri, ihtilafları, ittifakları, tercihler üzerinde durduğunu görüyoruz. Bence en önemli noktalardan bir tanesi de dönemin problemleriyle ilgili kendi çözümlerini de zaman zaman yer veriyor. Yani klasiği çok iyi vukufiyeti olmakla birlikte dönemin ruhuna, çağının, zamanın gereklerine de dikkate alan bir alim olması açısından da önemli. İkinci eserimiz ise yine o dönemlerde yaşamış, yine Türkçe kaleme alınan Ali Haydar Efendi'nin Dürer'in Hükkam adlı eseri. Bu eser de aynı Ömer Nasuhi Bilmen'in ıslah eseri gibi bize klasik fıkıh müktesebatını çok güzel şekilde sunan bir eser. Ali Haydar Efendi de Batum'da doğup İstanbul'da eğitimini tamamlayan ve burada derslere devam eden ve yaklaşık olarak 30 yıl boyunca mecelle dersleri veren bir alim. Ve Dürer de zaten mecellenin şerhi. Mecelle konusunda kapsayıcı, mühtevası, hakikaten doyurucu eserler arasında ilk sırada gelir. Hatta en önemli eser, en önemli şerh olarak görülür. Onun da önemli tarafı hem yani günümüze yakın olmakla birlikte klasik gelenekten yetiştiği için mesela şerhini klasik şerh kültürüyle ve geleneğiyle yazmıştır. Bu açıdan da çok önemli bir rehberlik gösterir bizim için. Ali Haydar Efendi'nin bu eseri temelde Hanefi mezhebine esaslı. Çünkü mecelle şarihi olması hesabıyla da mecelle konularıyla sınırlı. Ama mecellenin yer vermediği tartışmalara da yer veriyor. Bu açıdan önemli. Ve mecellenin tercihlerinden bahsetmesi, neden tercihlerinden üzerinde durduğundan bahsetmesi mesela çok önemli bir noktadır. Mecelleyi anlamak isteyen kim mecelle de bizim fıkıh tarihimiz için, aslında İslam hukuk tarihi için ve genel olarak da Türk hukuk tarihi için bir dönüm noktasıdır, bir kırılımdır. Mutlaka her bu alana ilgi duyan herkesin bilmesi gereken bir dönemdir. Bu dönemi de anlatması açısından çok önemli bir fıkıh müktesebatı diyebiliriz Dürer içinde. Son eser ise yine o dönemlerde yaşamış ama Ali Haydar Efendi'den daha büyük olması hasebiyle Büyük Ali Haydar Efendi denilen muhterem bir ulemamızdan bir tanesinin son eseri de Usulü Fıkıh Dersleri eseri. Bu eserin de aynı aslında ilk iki eserin ortak noktaları Türkçe yazılmış, klasik fıkıh müktesebatıyla yazılmış ve en önemlisi de bizim bütün detay tartışmalarımıza, yani klasik fıkha dair, usule dair detay tartışmalarını bulabileceğimiz ilk Türkçe eser hattı zatında, bu anlamda da önemli. Ve aslında bu eseri Ali Haydar Efendi bizatihi kendisi kaleme almamış ama derslerde uzun yıllar hukuk fakül mektebinde ve çeşitli yerlerde usul fıkıh dersleri veriyor. Bu derslerde öğrencilerinin kaleme aldığı bir eser. Ama benim hem derslerde de çok sık kullandığım, kendim de başucu olarak kullandığım eserlerden bir tanesi. Çünkü klasik usul mantığını, meselelerini ve aslında görülmesi gereken bir öğrencinin bilmesi gereken noktaları çok güzel bir şekilde açıklıyor. Bu üç eser de aslında hem başucu olması gereken eserler, kaynak eserler ama aynı zamanda bizim vahiy merkezli fıkıh mantığını anlamamız açısından köşe taşı diyebileceğimiz, bir taraftan da bize yakın olması hasebiyle, yani bizim yaşadığımız döneme yakın olması hasebiyle bizim tecrübemizi de paylaşan, benzer tecrübeleri paylaşan alimler olması hasebiyle çok önemli üç eser. Bu eserlerin okunması, aslında kütüphanelerde bulunması ve başucu kitapları haline gelmesini öneriyorum.